İyi pazarlar sevgili dinleyiciler. Burası Açık Radyo 95.0 ve saat 12 ile 13 arasında dünya müziklerinin bir kültür senfonisinde buluştuğu pazar buluşmamız olan Dünyayı Dinliyorum programımıza hoş geldiniz. Ben Zekeriya Sen. Bugün çok sevdiğim Aziza Brahim'in 5. albümü Mawja yani Dalga isimli albümünden sizlere parçalar sunarak bu haftaki programı açacağız. Sahra ruhu zamansız hüznü ve direnciyle yankılanan bir başyapıtın ruhu ritimlerle okşayan melodileriyle birlikte sahranın kalbine doğru yol alacağız. Sahra ve İberya perküsyonlarının tonları ve onunla birlikte görkemli gitarlar ve onu saran baslarla hazırlanan Mawja albümü umut ve direncin de bir feneri olarak bizlere yansıtılmış durumda. Gulliam Angulier ile birlikte hazırlanan albüm, Brahim'in saygı duyulan ilk albümü Soul Tuck'ı da oldukça anımsatıyor ve onun ritimleri de bu albümde yeni bir açılım içerisinde de yankılanıyor. Yeni bir keşif ritimsel harmanlaması diyebiliriz ve aynı zamanda da The Clash'e de bir saygı duruşu var burada. Onun içindeki cesur bir vizyonu da kucaklıyor, benimsiyor. Bu müzik özgürlük mesajı içeriyor ve vatan özlemi var. Zaten Aziza Brahim'in de en büyük meselelerinden bir tanesi vatan özlemi. Sürgünde olduğundan dolayı aslında ve özünde de bir vatanının olmamasından dolayı ve bunun bir duygu dalgası bu albüme tamamıyla yansıtılmış durumda. Evet, söz konusu albümden bu pazar gününde ilk eserimiz olan Marhabna 2.1 adlı eseri hep birlikte dinleyelim. 95.0 Açık Radyo'da. Evet, sanatçımız Aziza Brahim ve kendisinin Sahravi mülteci kamplarından dünya sahnesine uzanan yolculuğu, müziğin sınırları ve sokağa çıkma yasaklarını aşan gücünün bir kanıtı ve bunu müziğiyle birlikte çok uzun yıllardan beri, yaklaşık 10 yıldan beri bizlere gösteriyor ve kanıtlıyor. Son albümün adı Mawja, yani dalga ve İbrahim'in deneyimlerinin bir paleti niteliğinde ruhuna dokunan kültürlerin bir karışımı olarak da karşımıza çıkmış durumda. İber Yarımadası'nın geleneksel ritimlerinden Afrika perküsyonlarına ve onunla birlikte de daha ötesine, yani batıya doğru açılan bir harmanlama var karşımızda. İbrahim'in çalışması özünde bir füzyon ve aynı zamanda da diasporada yaşanmış bir hayatı yansıtıyor. Ama kökleri her zaman olduğu üzere Sahra halkının kimlik mücadelesine dayanıyor. Zaten ana çıkış noktası da o. İbrahim müziği aracılığıyla da bize bir dayanıklılık eğitimi vermeye çalışıyor. Seyahatlerinin bir şekilde bir mesajı bir noktadan diğerine müzikle birlikte örülmüş bir harmanlama içerisinde onu şekillendirerek bizlere aktarıyor. Hem kültürünü hem de meselesini. Ve bu en son albümü Mawja'yı da Glitter Beat Records etiketiyle çıkartmış olması da ayrıca heyecan verici bir şey. Çünkü malumunuz Glitter Beat son 4-5 yıldan beri de dünya müzik kulvarında en etkili, bir numarada genellikle yer alan bir müzik firması. Hem kolu çok uzun ama aynı zamanda da kendi bünyesinde barındırdığı müzisyenler sayesinde de oldukça söz sahibi bir oluşum. Evet, şimdi fazla lafı uzatmadan Aziza İbrahim'den Bubisher adlı eseri hep birlikte dinleyelim. Well, Evet, her pazar günü yaklaşık 16 yıldan beri saat 12 ile 13 arasında evinize konuk olduğumuz Dünyayı Dinliyorum programımız son hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz 4 yıl boyunca Aziza İbrahim için Mawja'nın dokunaklı ve umut dolu melodileri bir şekilde bir potada toplanmış. Yani 4 yıllık bir emek var karşımızda bu müzikleri dinlerken. Kişisel çalkantılar, küresel bir salgın bunun içerisinde tabii ki yer alıyor. Batı Sahra'da yenilenen çatışmalar, onun içerisindeki karmaşalar, ortaya çıkan savaşlar ve bunun hepsinin kendi umutsuzluğuyla birlikte harmanlaması var karşımızda. Ama en üst perdeden de verilen mesaj umut ve o umutla birlikte özgürlük. Yine de bu karanlıktan ilham aldığı, ritimsel kıvılcımların yansıtıldığı bir albümle bizim karşımıza çıkmış durumda Aziza İbrahim. Kaybın acısının güçlü bir umut ruhuyla birlikte örülen bir albüm, bir ritimsel harmanlama var karşımızda. Mawja seçisi mücadele ve direncin sembolü haline gelmiş olan Sahravilerin özgürlük ve haysiyet çağrısının da yankılandığı, bir kadının kendi ritimleriyle birlikte demlediği o harmanlamalarla, zafer çığlıklarıyla bizlere sunulan bir yolculuk. Evet, şimdi bu bence nefis albümden bir eser daha dinleyelim, frekansımızı süslesin. Eserimizin adı Ljaima likbira. Jai Aziza İbrahim Mawja ile birlikte köklerine bir el uzatıyor ve halkının kültürel mirasına da saygı duruşunda bulunuyor. Her zaman da zaten bundan feyz alıyor. Çölde bir punk enerjisiyle blues esintilerini Metal Medera adlı eserinden tutun, Sahra devrimlerinin saygıdeğer şairi büyükannesi için yaktığı ağıtlara kadar oldukça derinlemesine bir çalışma var karşımızda. İbrahim'in albümünün kişisel ve kolektif anılarının bir müziği olarak da altını çizebiliriz ve programı da açarken bahsettiğim üzere The Clash'ı de oldukça fazla dile getiriyor kendisi. Ondan aldığı fazı, onunla birlikte olan özgürlük ve aslında aynı zamanda da savaşçı ruhu bu albüme taşımış durumda. Her şarkı Sahra kültürünün tuvaline vurulmuş bir fırça darbesi gibi ve bir halkın tarihinin, topraklarının ve aynı zamanda da hiçbir şekilde o dizginlenemez ruhunun resmini bizlere çizmeye çalışıyor. Bizlerden çok uzak olan coğrafyalarda neler olduğunu da ritimleriyle birlikte, şarkı sözleriyle birlikte bizlere ulaştırmaya çalışıyor Aziza İbrahim ve Mawja albümünde de duygusal olarak da özünde derinlemesine bir dalış gerçekleştiriyor kendi dünyası içerisinde. Sahravi mirası bir tarafta var ve halkının mücadeleleriyle olan derin bağını da bir vurgusal anlamda ritimlerle birlikte süsleyerek bizlere ulaştırıyor. Bu albümde Aziza İbrahim'in lirik yeteneğini ve müzik aracılığıyla güçlü mesajlar iletme becerisine de şahit oluyoruz elbette. Ritimlerin arkasındaki ilham da en az sesi kadar benzersiz sanatçının doğrudan İbrahim'in en sevdiği The Clash şarkılarından esinleniyor ve geleneksel müzik sınırlarını aşan ve türlerin kusursuz bir füzyonu olarak da ifade ediliyor. Yani bir tarafta The Clash sound'u var ama diğer tarafta da Sahravi halkının ritimsel, kültürel açılımları var. Bunların hepsi güzel bir potada bir araya getirilmiş durumda Mawja'da ve şimdi frekansımızı aynı zamanda da albüme adını veren Mawja yani Dalga adlı esere bırakıyoruz. Mawja Aziza İbrahim'in hayatının aslında bir yansıması. Ritimsel olarak bir tuvale dökülmüş, bir nota defterine dökülmüş olan hayatı. Kişisel olanı aşarak evrensel olana dokunan bir ritimsel harmanlama. Müziği aracılığıyla da bizi insan duygularının engin manzaralarına ve aynı zamanda da kolektif yolculuğunu bir şekilde tanımlayan ve orada sizin elinizi tutarak mücadelelerle birlikte nasıl pozitif olunabileceğini, nasıl özgürlüğe ulaşılabileceğini, nasıl kendi evrenimizi sahiplenebileceğimizi bizlere göstermeye çalışıyor. Mawja'nın sunduğu ses ve tarih dalgaları tamamen bunun üzerine dayanmış durumda. Müziğin sadece bir eğlence biçimi olmadığını, bizi kendi hayatlarımızın çöllerinden, onların içerisindeki anlayış ve kavramları, nasıl empati kurabileceğimizi, bunları ritimlerle birlikte bir dönüşüm aracı olarak bir insandan diğerine nasıl ulaştırabileceğimizi göstermeye çalışıyor Aziza İbrahim bize. Şimdi sırada sizleriyle birlikte bir direniş marşı olan Haiyu Ya Zawar adlı eseri dinleyeceğiz. Söz konusu esere en dürüst dokunuşlarını getiren Raul Rodriguez gibi müzik birliktelikçileri İbrahim'in kıtalar arasındaki köprü kurarak farklı ritimsel mirasın tellerine güçlü bir müzikal ifadesi de harmanladığını söylemekte fayda var. Mawja, Aziza İbrahim'in hayatının yankıları, kişisel diasporası ve Sahra halkının kalıcı ruhuyla yankılanan bir albüm, bir çalışma, bir ritimsel harmanlama ve şimdi frekansımızı buradan Raul Rodriguez'in de katkıda bulunduğu Haiyu Ya Zawar adlı esere bırakacağız. Haiyu Ya Zawar, Haiyu kulla Zawar. Evet, az önce 95.0 Açık Radyo'da Dünyayı Dinliyor programımızda Haiyu Ya Zawar adlı eseri Aziza Brahim'den dinledik ve söz konusu albümün anlatısı, kayıpların acısı ve daha iyi bir gelecek için bitmek bilmeyen umutlarla örülmüş durumda. İbrahim hayatında önemli bir figür ve Sahra Devrimi'nin de önemli bir şairi olan büyük annesine adanmış şefkatli ritimlerle birlikte sevgi dolu ağıtlar aracılığıyla The Clash'in de ilhamıyla birlikte ortaya güzel bir sunum, ritimsel sunum yansıtmış durumda. Söz konusu albüm aynı zamanda da folkloru dünya çapındaki dinleyicilerle yankı uyandırabilecek çağdaş bir anlatıya da yol açıyor ve bu yeteneğiyle birlikte de sanatçı yine kendinden bu albümde söz ettiriyor ama aynı zamanda da mülteci kamplarından gelen o ses, o çığlığı bizlere ulaştırıyor. Mawja'daki her nota, her söz ve her melodi Aziza İbrahim'in yolculuğunun, mücadelelerinin ve aynı zamanda da zaferlerinin bir yansıması. Bu işitsel yolculuğa çıkarken Aziza İbrahim'in son başyapıtından ustalıklarla bir araya getirilen ritimsel harmanlamalara ses ve duygu katmanlarını keşfetmeyi sürdürüyoruz. Ama ne yazık ki zamanımız çok uzun değil. Onun için sizlere şimdi iki tane eser daha çalmak istiyorum. Bu yeni albümünden Aziza İbrahim'in Mawja'dan. Daha sonra da sizlerle paylaşmak istediğim bir diğer albüm var. Ona geçeceğiz. Ve frekansımızı şimdi Metal Medera adlı esere bırakacağız. Onu da hemen akabinde Fuadi adlı eser takip edecek. Her ikisi de Aziza İbrahim'den geliyor ve albümü Mawja'dan. الشتات وبالوصل يطريب فؤادي بعد الشتات وبالوصل يطريب Şimdi az kalan süremiz içerisinde sizler ile çok değerli bir müzisyenin en son albümünden eserler paylaşmak istiyorum. Programımızın bu kısmında 100 yıllık Tunus müzik mirasını yeni bir soluk getiren vizyoner sanatçı Şeyh Etrifa'nın yenilikçi dünyasına hep birlikte dalacağız. Şeyh Etrifa ilk albümünde geçmişle bugünü ustalıkla harmanlayarak 1920'lerden 1950'lere kadar olan Tunus müziğinin modern bir dokunuşuyla yeniden yorumlayarak bizlere ulaştırmış durumda. Albümün adı da kendisiyle aynı adı taşıyor. Bu albüm saygıdeğer Cheikh El Afrit ve efsanevi Habiba Msika'nın yanı sıra aynı zamanda da Cheikh Etrifa'nın teyzesi Leila Sfez ve Tunuslu kültüründen silinemez iz bırakan diğer önemli müzisyenlerin aslında 7 ikonik sanatçıya saygı duruşunda bulunuyor. Footwork'ten aynı zamanda Hyperpop'a, Breakbeat'ten IDM'e, Post Club'dan dünya müziğine uzanan tarzlarla birlikte harmanlanan bir albüm var karşımızda. Tunus müzik tarihinin günümüzün eklektik seks skalasına yansıtılmış bir kutlaması niteliğinde de diyebiliriz bu albüme. Albümün kapağında ise çok güzel bir tasarım var. Tunuslu sanatsal hünerler festivallerin sembolü olan Habiba Msika yer alıyor bu albümün kapağında ve Alex Baladi'nin her parçaya bir koleksiyondan benzersiz nitelikte 10 resimden oluşan da bir kitapçıkla birlikte geliyor bu albüm. Her tasarımda birbirinden güzel ve olabildiğince de ben fırsat bulursam tıkabasa.müzik Instagram hesabımdan bunları sizlerle birlikte paylaşacağım. İlk fırsatta önümüzdeki hafta diye söyleyeyim, sözde vermeyeyim ama bir şekilde en yakın zamanda paylaşacağım. Her anlamda bir saygı duruşu niteliğinde olan bu albüm sadece arşiv seslerini yeniden canlandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda da Tunus müziğini şekillendiren sanatçılara da bir saygı duruşunda bulunuyor. Şimdi 95.0 Açık Radyo'da frekansımızı Ala Djennat adlı esere bırakacağız. Sanatçımız ise Cheikh El Afrit. Cheikh Efrita'nın söz konusu kendi adını taşıyan bu ilk albümü Tunus müziğinin altın çağı ile çağdaş elektronik türlerinin en güzel bir şekilde harmanlamasını bir köprü görevi gören zaman, mekan ve ses arasında olağanüstü bir yolculuğu bizlere sunuyor ve kültürel açılımları da çok güzel harmanlamış durumda. Sanatçının kompozisyonlarına bakarsak yenilikçi yaklaşımı Tunus arşivlerinden ezgilere yeni bir soluk getiriyor ve onunla birlikte de yanına almış olduğu müzik mimarlarıyla birlikte de çok güzel bir oluşum yaratmış durumda. Aslında yeniden hayal edilmiş olan eski eserleri bizlere taşıyor. Çılgın ritimleri ve durgun armonik doruklarını bir şekilde derin baslarla birlikte dengeleyerek içerisine de her köşesine neredeyse etnik müzik serpiştirerek bize Tunus müzik mirasının köklerini bir tarafta onurlandırıyor ve onu da günümüze Batı kulaklarına taşıyor değerli sanatçı Cheikh Efrita. Bu sonik keşif arşivlerin doğal niteliklerini canlı ve hassas bir şekilde tekrar benimsiyor. Bunları güçlendiriyor ve bir sonraki kuşaklara ulaştırabilecek şekilde de nitelikli donanımlarla, ritimsel açılımlarla da arşiv olarak bizlere sunuyor. Bir işitsel şölen var karşımızda. Şimdi bu eşsiz toplama albümden Lay Guella adlı eseri dinleyeceğiz hep birlikte, sanatçımız Cheikh Efrita. Evet, sizlerin de dinlediği üzere oldukça renkli bir ritimsel şölen var karşımızda ve sanatçımız Cheikh El Afrit'in bu ilk albümü sadece bir şarkı koleksiyonu değil, müzik, sanat ve tarihi kapsayan bir multimedya projesi de diyebiliriz. Habiba Msika'nın da resmiyle süslenen kapak dinleyicileri geçmişin sadece hatırlanmadığı, aynı zamanda da yeniden hayal edilebileceğini, canlandırılabileceğini ve benimsenebileceğini, bunun bir açılımını bizlere sunuyor. Bu albüm sadece Tunuslu müzik öncülerine bir saygı duruşu değil, aynı zamanda da müziğin nesiller arasında bağ kurmasını, ilham vermesini ve nasıl evrimleştirilebileceğini, dönüştürülebileceğini konusunda da kalıcı gücünü bir şekilde gösteriyor. Cheikh El Afrit'in çalışmaları bizim müzik mirasının derinliklerini keşfetmeye ve arşivlerin ne kadar önemli olduğunu, yani geçmiş kültürünüzün ne kadar önemli olduğunun da altını çizen önemli bir oluşum. Evet, böylece bir Dünyayı Dinliyorum programımızın daha sonuna gelmiş olduk. Bu pazar gününde kapanışı Cheikh El Afrit'ten gelen Habibi Gharb adlı eser ile yapacağız. Multicult FM Berlin ile ortak yayınımız olan Dünyayı Dinliyorum programımızdan hepinize çok güzel bir pazar günü diliyorum. Bana ulaşmak isteyen dinleyiciler için elektronik posta adresim her zaman olduğu üzere müzik@tıkabasamüzik.com. Instagram'da takipleşmek de isterseniz hesabım tıkabasa.müzik. Dünyayı dinlemeyi unutmayın. Haftaya başka bir temayla görüşmek üzere. Hoşça kalın.